merhabalar. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Green Card çekilişini kazandım. Mülakatlar ne zaman başlıyor ve bitiyor diye bu takipçimiz soruyor. Bu ay içindeki açıklanan yeşil kart çekilişleriyle ilgili başvurular biliyorsunuz hemen ön adımlar başlayabilecek. DS-260 formunu doldurarak. Ve Ekim ayından sonra da Amerikan konsolosluğundaki randevular verilmeye başlanacak. Ve bu randevuların bu mülakat tarihleri Ekim ayından itibaren başlayıp gelecek yıl Eylül'e kadar sürecek ve gelecek yıl Eylül'den önce de bitiyor olması lazım. Yani bu takipçimizin sorusunu şu şekilde cevaplıyoruz. Mülakatlar, Amerikan konsolosluğundaki mülakatlar Ekim ayından sonra başlayacak. Gelecek yıl Eylül ayından önceye kadar bitiyor olacak. Dolayısıyla sizin yapmanız gereken, sizin bu noktadaki size çıkan çekilişteki numaranıza bakarak oradaki vize numarasına göre ne zaman size geleceklerini bir nevi takip ediyor olacaksınız. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika turist vizesini standart olarak 10 yıl mı veriyor? Amerika'ya turist olarak vize başvurusunda bulunacağım. Bir haftalık tatil planımı onlara sunduktan sonra bana bir haftalık vize mi verilir yoksa 10 yıllık mı? Bir hafta geçtikten sonra Türkiye'ye geri dönmem gerekir mi diye bu takipçimiz geçen hafta sormuştu. Şimdi şu şekilde cevaplayabiliriz. Amerika konsoloslukları genelde turist vizelerini belli vize standartlarıyla verirler. Fakat burada çok hani kesin bir kural yok. İlla işte 10 yıllık verecekler, daha alt verecekler diye bir kural yok. Fakat konsolosluk bu noktada genelde turist vizesine başvuru yapanlara ya 10 yıllık vize verir ya 1 yıllık vize verir ya da daha da kısa verdiğini görüyoruz 6 aylık, 3 aylık gibi. Fakat genelde gördüğümüz 1 yıllık ya da 10 yıllık vize türleri olarak olabiliyor. Ve bu takipçimizin sorduğu ikinci soru ise hani belli bir tatil planı onlara sunma noktasında. Şimdi sizin tatillik planınız bir haftalık, iki haftalık olabilir. Onda bir problem yok. Siz bu noktadaki tatil planınızı konsolosluğa sunduğunuzda bu konsolosluğun size bir haftalık vize vereceği anlamına gelmez. Dolayısıyla siz bu noktada tatil planınızı sunarak aslında Amerikan konsolosluğuna neden geldiğinizi, ne kadar süre kalacağınızı ve ondan sonra da döneceğinizi göstermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu planı yapmanız mantıklı ama bu plan bir haftalık bile olsa Amerikan konsolosluğunun bir haftalık vize vereceği anlamına gelmez diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika vizesine başvuru yapmadan önce Schengen vizesiyle bir haftalık Almanya tatiline çıkmayı düşünüyorum. Tatilin bittikten sonra Amerikan vizesine ne zaman başvuru yapmalıyım diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi eğer siz ilk defa Amerikan konsolosluğunda vize başvurusu yapacaksanız tabii ki bu noktada Amerikan konsolosluğuna sizin aslında Amerika'ya geliş amacınızın kısa süre olduğunu ve programınızı tamamladıktan sonra ya da gezme planınızı tamamlandıktan sonra da ülkenize geri döneceğinize inanmaları gerekiyor. Dolayısıyla bu inandırıcılığı sağlarken Amerikan konsolosluğunun baktığı bir faktörlerden bir tanesi de sizin başka ülkelerde seyahat edip etmediğiniz. Tabii ki bu noktada Schengen vizesi çok önemli bir vize türü. Dolayısıyla Schengen vizesi olan kişi ya da Schengen ülkelerine gidip seyahat eden kişiler dolayısıyla Amerikan konsolosluğuna aslında Amerikan vizesine başvururken bir güven vermiş oluyorlar. Dolayısıyla bu noktada ne zaman hemen başvuru yapmanızı dememiz zor olacak ama tahmin ediyorum bu tip seyahatleri yapıyorsanız bu seyahatlerinizden sonra başvuru yapmanızda bir engel yok. Ama dediğim gibi Amerikan konsolosluğunun sizin gerçekten Amerika'ya gelme amacınızın geçici olduğuna inandırmanız gerekecektir. Ve bu noktada adımlarınızı atmanız yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'ya vize başvurusu sırasında biyometrik fotoğrafla sakallı olmanın herhangi bir sakıncası var mıdır diye bu takipçimiz soruyor. Ben hani tabii bu takipçimizin bu soruyu sorma amacının tahmin ediyorum şu anki yaşanan güncel olaylarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki yani siz sonuçta fotoğrafınızı çektirirken bu fotoğrafınızda sakallı olmanızın herhangi bir sakıncası yok. Sakallı da çekebilirsiniz. Ama tabii bir tavsiye niteliğinde bir şey söylemek istersek en azından çok hani böyle abartılı olmayan daha böyle kısa sakallı olmanız tabii ki tavsiye edebileceğimiz bir yöntem olabilir. Yoksa dediğim gibi sakallı olarak çekilmenizde herhangi bir engel yoktur. Önemli olan fotoğraftaki kameraya bakış açınız, arkanızdaki background'ın beyaz olması, belli ölçüde çekilmesi aranan şartlardır. Dolayısıyla bu noktada sakallı olup olmamak herhangi bir negatif bir durum yaratmayacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Türkiye'den Amerika'ya eşimle beraber ilk önce İngilizce kursu için gelmek istiyoruz.
Bunun için ne yapmamız lazım diye bu takipçimiz sormuştu. Öncelikle tabii siz Amerika'da eğitim amaçlı geliyorsanız, Amerika'da gideceğiniz okula karar verdiğiniz zaman bu okuldan size bir I-20 formu vermesini talep etmeniz gerekiyor. Ve bu görüştüğünüz okula finansal durumunuzu kanıtladıktan sonra, onlardan da gerekli I-20 formunu aldıktan sonra siz konsolosluğa randevu alacaksınız ve konsolosluğa aldığınız öğrenci randevusuna de eşinizle gitmeniz mümkün olabilir. İşte hem siz F1'a başvurarak hem de eşiniz F2'ye başvuracağı şeklinde. Dolayısıyla bu şekilde I-20'nizi önce alıyorsunuz. Ondan sonra konsolosluğa irtibata geçiyorsunuz ve randevunuza gidiyorsunuz. Dolayısıyla bunları yaptıktan sonra konsolosluk size F1 ve F2 vizelerini veriyor olacaktır diye bu takipçimizin sorularını cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yöndeydi. Amerika Dil Okulu ile geldikten sonra üniversiteye veya pilotluk okuluna gidebilir miyiz diye bu takipçimiz sormuştu. Şimdi siz Amerika Birleşik Devletleri'ne eğitim amaçlı geldiniz ve bu eğitiminiz diyelim dil eğitimi ve dil eğitimini tamamladıktan sonra da planınızda bazı değişiklikler oldu ve dediniz ki ben biraz daha okumak istiyorum. İşte üniversite eğitimi almak istiyorum ya da yüksek eğitim yapmak istiyorum ya da diğer bir alandan eğitim almak istediğini dile getiriyorsanız bu yapmanız gereken şeyler öncelikle bu yeni okulla irtibata geçmeniz, programınız bitmeden ve bu okuldan sizin uluslararası öğrenciler için I-20 sisteminde size onay verip vermeyeceklerini öğrenmeniz gerekiyor. Dolayısıyla ilk okulunuzdan diğer okula transfer yapmanız gerekiyor ve bunu yapıp yapmama noktasında adım atmanız gerekiyor. Dolayısıyla bunu yapabildikten sonra ve yeni okul sizi kabul ettikten sonra transfer olmanızda dil okulundan sonra diğer bir eğitime geçmenizde herhangi bir engel söz konusu değildir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yöndeydi. Ben Social Security Number'ım gelmeden Amerika'da ehliyet alabiliyor muyum diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz bütün eyaletlerin yetkisi var. Kendilerine uygun kurallarla ehliyet verme durumunu ellerinde bulunduruyorlar. Sizin yaşamak istediğiniz eyalet ya da bulunduğunuz eyaletteki ehliyet veren kurumla ki burada Motor Vehicle diye ismi geçiyor, DMV ile diyelim. Motor Vehicle kurumu ile irtibata geçip onlardan sizin ehliyet alabilmeniz için ne şartları yerine getirmeniz gerektiğini öğrenmenizde fayda vardır. Bu şartların arasında genelde tabii ki Social Security Number'ının yani sosyal güvenlik numarasının olması gerekiyor. Ya da olması sizin bu noktada ehliyeti alabilmenize imkan sağlayacak ve sizin durumunuzu kolaylaştırıcı bir etkendir. Fakat bu sosyal güvenlik numarasına sahip olmadan da ehliyet alabileceğiniz eyaletler mümkün olacaktır. Önemli olan onların sizden istedikleri diğer şartları yerine getiren ya da bir puanlama sistemi veriyorsalar bu puanlama sistemini Social Security numarası olmadan yerine getiriyor olmanız. Bunu getirdikten sonra herhangi bir problemle karşı karşıya kalmayacaksınız diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Ben Amerika'da ehliyet almak istiyorum fakat C1 vizesini statü değişikliği yaptırıp F1 vizesine dönüştüreceğim için 2-3 yıl kalma ihtimalim var. Amerikan ehliyetimin C1 vizesine göre 4 aylık olmasını istemiyorum. Sanırım Washington eyaletinde 6-8 yıllık ehliyet alabiliyormuşuz. Bu doğru mudur? Aynı zamanda uzun zamanlı ehliyet verebilen başka eyaletler var mıdır diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi buradaki önemli olan nokta tabii şu. Siz C1 süresince de ehliyete başvurabilirsiniz. Ve bu başvuruyu yaptığınızda size tabii yasal durumunuz süresince bir ehliyet veriyor olacaklar. Bunu öncelikle yapmanızı tavsiye ederim. Bunu aldıktan sonra statü değişikliğine geçip C1'dan F1'a geçtikten sonra bunun onayı size geldikten sonra da yaşadığınız eyaletten başvurunuzu yapma imkanınız var. Yeni ehliyetiniz için ya da ehliyetinizi uzatmanız için ya da yenilemeniz için. Bunu yapmanızda bir engel söz konusu değil. Ehliyetler noktasında aynen eyaletlerden eyaletlere durumlar değişebiliyor. Mesela örnek olarak New Jersey eyaletinde size ehliyetinizi yasal durumunuzun ölçüsüne verecekler. Eğer diyelim siz bir yıllık burada kalabiliyorsanız ya da 6 aylık kalabiliyorsanız bu kadar süreyle verecekler. Ama mesela New York'ta öyle değil. New York'ta daha uzun süre ehliyet verecekler. Fakat ehliyetinizin üzerinde de yasal durumunuzu belirten bir ibare bulunacak.
Fakat ehliyetinizin geçerliliği daha uzun süre devam ediyor olabilecek. Dolayısıyla benim bu noktada tavsiyem, nerede okuyacaksınız ya da hangi eyalette yer alacaksınız, o eyaletteki motor vehicle'a ulaşmanızda fayda var. Bu noktada da Washington eyaletindeki durumda da, Washington eyaletinde de uzun veriliyor. O eyaletteki ehliyet kurumuna ulaşıp ne kadar süreyle alabileceğinize bakmanızda fayda var diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Bildiğim kadarıyla F1 vize sahibinin eşi ve çocukları da F2 vizesiyle yanında bulunabiliyorlar. F2 vizesiyle work permit çıkarabiliyor muyuz diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi evet, F2 vizeleri öğrenci statüsünde bulunan, F1 vizesine sahip olan, statüsüne sahip olan kişilerin eş ve çocuklarına verilebilen, 21 yaşın altında çocuklara verilebilen bir vize türüdür. Ve bu vize türüyle eş ya da çocuklar F1 vize sahibi olan kişiyle beraber Amerika'da o kişi eğitimine devam ettiği sürece kalabileceklerdir. Dolayısıyla bu F2 vize türüyle sadece kişiler burada F1 vize sahibi olan kişiyle kalma hakkına sahip oluyorlar. Bu fakat bunlara çalışma izni vermiyor. Dolayısıyla siz F2 vizesi statüsünde bulunduğunuz sürece herhangi bir çalışma iznine sahip olmayacaksınız. Dolayısıyla çalışabilme imkanlarını değerlendirmek istiyorsanız bu noktadaki başvuruları yapıp belli izinler alarak çalışma izni durumunuzu başka bir vize türünden değerlendirmenizde fayda var diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yöndeydi. Türkiye vatandaşıyım. Şubat ayında Ukrayna Kiev Amerikan Konsolosluğu'nda turist vizesine red yedim. Haziran sonunda Ankara'da tekrar vize mülakat randevum var. Sizce Ukrayna'dan red yemenin çok büyük olumsuz etkisi olur mu diye bu takipçimiz bize soruyor. Sizin daha önce bir vizeye başvurup bulmamanız ya da bu vizeden red almanız tekrar bir vize alamayacağınız anlamına gelmez. Fakat tabii ki Amerikan Konsolosluğu'na siz şimdi gittiğinizde Haziran ayının sonunda, tabii ki Amerikan Konsolosluğu sizin Ukrayna'da yaptığınız başvuruyu dikkate alacak. Yani dolayısıyla orada neden başvurduğunuzu dikkat edecek. Bu yaptığınız başvurunuzda işte red yeme durumuna bakacak. Genelde Amerikan Konsoloslukları şunu sorgularlar. Diyecekler ki size, siz Şubat ayında Ukrayna'da başvurdunuz ve red aldınız. Şimdi Haziran ayında geldiniz, burada başvuruyorsunuz. Ne değişti bu süreç içinde? Yani size daha önce Amerikan Konsolosluğu vizeyi vermediği süreçten şu ana kadar koşullarınızda bir değişme var mı, onu görmek isteyecekler. Ki ona göre size vize verip vermeme durumunu tekrar değerlendirmeye alıyorlar. Dolayısıyla koşullarınızın değiştiğini gördükleri sürece bunu dikkate alabiliyorlar. Ama dediğim gibi vizenize olumsuz bir cevap almış olmanız sizin tekrar alamayacağınız anlamına gelmez. İlla olumsuz etkileyecektir diye bir kaydı yok. Sadece size bu konuda soru sorulduğunda onlara mantıklı bir açıklama yapma olayınıza dikkat etmenizde fayda var diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. 11 Nisan'da Güney Kore'ye uçtum. Otel rezervasyonunda bir sıkıntıdan dolayı beni pasaport kontrolünden geçirmeyip Türkiye'ye geri gönderdiler. Pasaportumda Atatürk Havalimanı'nda çıkış ve 2 gün sonra tekrar giriş gözüküyor. Amerika vize mülakatında bunun olumsuz etkisi olur mu diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi teknik olarak bu noktayı Amerikan Konsolosluğu bilmeyecek ve gerek de duymayacak bilmek için. Çünkü onlar için önemli olan sizin daha önce Amerika'ya giriş yapıp yapmama durumunuz ya da Amerikan vizesinin red edilip edilmemesi ya da Amerika'ya girerken geri gönderilmeniz, ülkeye alınmamanız onlar için daha önemli olacak. Dolayısıyla başka ülke durumları onları ilgilendirmeyecek. Fakat anladığım kadarıyla pasaportunuzda zaten sizin o ülkeden geri gönderildiğinizi gösteren herhangi bir ibare yok. Tam tersi, Türkiye'den çıkış ve Türkiye'ye giriş var. Dolayısıyla burada engel teşkil eden bir durum görünmüyor ve sizin vize başvurunuzu yapmanızda herhangi bir bu durumun sizin için olumsuz bir etki yaratacağını düşünmüyoruz. Diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yöndeydi. Türkiye'de organik ürünler sattığım mağazam var. Amerika'da bu işi yapmak istesem kendi şirketimi kurup bu çalışmaları, ticareti yapabilir miyim diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz Türkiye'deki yaptığınız bu ticareti ve ürünleri Amerikan pazarına getirmek istiyorsanız ve Amerikan pazarında dağıtmak istiyorsanız tabii ki atmanız gereken belli adımlar var. Öncelikle Amerika'da bir şirket kuruluşunun yapılması gerekecek. Ve bu şirket kuruluşu yapıldıktan sonra siz Türkiye'den buraya getirmek istediğiniz ürününüzü belirleyeceksiniz. Bu ürünlerinizin
Amerika'daki özel yetkilere ya da izinlere ihtiyaç olup olmadığına öncelikle bakmanız gerekecek. Örnek veriyorum, Amerika'da bu tip ürünleri, gıda ürünlerini Amerikan pazarına getirmek için sizin FDA dedikleri, Food and Drug Administration dedikleri Amerika'da bulunan bu kurumdan herhangi bir izin ya da onlardan bir onay alıp almama durumunuzu önceden belirlemeniz ve başvuruları, eğer almanız gereken bir izin varsa bu başvurularınızı da yapmanız gerekecek. Ve tabii diğer bir durum ise buradaki kullanmak istediğiniz marka hakları ya da bu ürünlerin satılacağı marka isimlerinin sahip olup olmadığınız ve bu başvurularınızı da yapıp ürünlerinizi markete sokabilme durumuna bakmanız lazım. Ve son olarak tabii ki tavsiyem, oradan buraya getireceğiniz ürünleri belirledikten sonra bunların ülkeye giriş yapabilmesi için belli taşıma firmalarıyla, lojistik firmalarıyla da çalışıp gümrük vergileri ve mevzuatı nedir, bu noktadaki adımlarınızı atıp neyle karşı karşıya kalacağınızı bilmenizde fayda var. Ve bunlara dikkat ettikten sonra siz Amerikan pazarında tabii ki şirketinizi kurup ürününüzü Türkiye'den getirip satmanızda bir engel olmayacak. Ve diğer dikkat etmeniz gereken bir şey de şu olabilir. Sizin gibi girişimcilerimizin ve ticaretle uğraşan iş adamlarımızın hem Türkiye'deki teşviklerden faydalanması da mümkün olacak. Bu noktadaki gerekli teşviklerle ilgili çalışmaları da yapmanızı tavsiye ediyorum. Diğer bir takipçimizin bize sorduğu soru var. Göçmen olmayan ABD vizeleri nelerdir diye bu takipçimiz soruyor. Yani ne tür göçmen olmayan vizeler var, bunlar nelerdir diye soruyor. Kısaca göçmen olmayan ABD vizenin anlamı, kişiler Amerika Birleşik Devletleri'ne geçici bir niyetle geliyorlar ve bu niyetleri kalıcı değil. Yani niyetlerinin belirlediği süre dahilinde gelip gereken programı tamamlamak ya da gereken çalışmayı yapıp ülkelerine geri dönme amacıyla geliyorlar. Dolayısıyla bunun ötesinde bir kalma niyeti, kalıcı kalma, kalıcı ikametgah sahibi olma, dolayısıyla green card sahibi olma, göçmen vizesi sahibi olma niyetleri olmuyor. Dolayısıyla kişi eğer bu niyete tabi olmadan geçici vize anlamında göçmen olmayan vize türlerine başvuru yapabiliyor. Bunları sırasıyla sayarsak örnek olarak neler var bunların içinde? Diplomatik ve resmi vizeler var. Şimdi neler bunlar? E vizeleri, G ve NATO vizeleri diyebileceğimiz vize türleridir. Bunlar genelde konsolosluk çalışanları, devlet çalışanları, diplomatik çalışanlara verilen vize türleridir. Diğer vize türü de iş, turizm ve tıbbi amaçlı olan vize türleridir ki bunlar da B vizesi çatısı altında toplanır. Kişiler genelde bu vize türüyle gelirler. Eğer gezmeye geliyorsalar, geçici bir amaçla geliyorsalar, bir toplantıya katılmak amacıyla geliyorsalar bu vize türünü kullanırlar. Diğer bir göçmen olmayan vize türüne baktığımızda da bu genelde işte transit geçişi olan C vizeleridir. Bu da kişiler genelde burada kalıcı değillerdir. Bir iş amacıyla buradan konaklayıp geçerler. Dolayısıyla bunlara transit geçiş vizesi denir. Diğer bir vize türü de bunlar mürettebatta çalışmak için alınan vize türleridir ve D vizesi adı verilir. Diğer bir vize türü ise tüccar ve yatırımcı vize sahiplerinin başvurduğu ya da vizeye sahip olmak isteyen kişilerin başvurduğu E vizeleridir. Bu E vizelerin türleri de E1, E2 ve E3 olarak ayrılırlar. E1 bildiğiniz gibi Amerika ile ticaret yapan kişilere verilir. E2 yatırım yapan Amerika'da olan kişilere verilir. E3 aslında Avustralya vatandaşlarına özgü bir vize türüdür. Diğer bir göçmen olmayan vize türüne baktığımızda da bu da akademik eğitim veya dil öğrencisi ya da mesleki veya akademik olmayan eğitim vizelerinde olan F vizeleri ve M vizeleridir. Ve tabii yaygın olan değişim programı dahilinde olan C1 vizeleri de vardır. Onun dışında da geçici çalışma izni sağlayan veya staj imkanı sağlayan vize türlerine baktığımızda da bunların arasında H vizesi, L vizesi, O vizesi, P vizesi, Q vizesi ve R vizeleri bulunmaktadır. Tabii bu son olarak da şunu dile getirebiliriz. İ vizeleri yani I vizeleri dedikleri bir vize türü var. O da basın mensubu ve gazeteciler için verilen vize türleri arasına girmektedir. E2 vizesi almak için önce Amerika'ya giderek şirket kurulumu yapacağım. Temmuz'da dönüşte Türkiye'deki konsolosluğa başvuru yapmak istiyorum. Eğer E2 vizem red olursa hali hazırda B1, B2 vizem de iptal olur mu? Şirket kurup yatırım yaparsak bu vizem E2 vizesi almamız için bir avantaj olur mu? Çünkü Amerika'ya gidip gelmiş ve bir güvence sağlamış oluyoruz. Tek seferde aktaracağımız tutar 50-60 bin dolar civarında ve bunun büyük bir kısmı ile malzeme satın alacağız diye bu takipçimiz
soruyor. Şimdi siz diyelim Amerika'da yatırımınızı yaptınız. Yani şirketinizi kurdunuz ve yatırımınızı yaptınız ve iş yeri kuruldu ve buradaki işler başlamış oldu. Ve siz ondan sonra Türkiye'ye geri gittiniz ya da ülkenize geri gittiniz ve Amerikan konsolosluğunda vize başvurusu yapıldı. Ve Amerikan konsolosluğundaki vize görüşmesi sırasında konsolosluk sizi ev vizesine yeterli görmedi. Şimdi genelde bu durumlarda konsolosluk sadece yapacağı biz sizi yeterli görmüyoruz deyip sizi geri çeviriyor olacak. Yani onun ötesinde bir duruma geçmiyor olacak. Fakat maalesef tabii bazı durumlarda konsolosluk, farz edelim ki sizin aslında Amerika'da kalıcı niyetli olduğunuzu, geçici bir amaçla gelmediğinizi düşünüyorsa o zaman maalesef sizin sahip olduğunuz bir vizesini de iptal edebiliyor. Bu da yaşadığımız durumlar arasında oluyor. Gördüğü vatandaşlarımızın ya da müvekkillerimizin karşı karşıya kaldığı maalesef durumlar arasında olabiliyor. Dolayısıyla konsolosluk sizin Amerikan vizenizi genelde iptal etmeyecektir. Ama iptal etmek için bir sebebi doğuyorsa da bunu iptal yoluna gidebilir. Dolayısıyla bunun farkında olmanızda fayda var. Diğer bir bölümüne geçersem tabii şunu söylüyorsunuz. Hani şirket kurup yatırım yaparsak bu bizim E2 vizesi almamız için bir avantaj olur mu diye soruyor takipçimizin ikinci bölümünde sorusunun. Şimdi zaten E2 vizesini ya da ev vizesini alabilmeniz için sizin şirketi kurmuş olmanız ve yatırımı da yapmış olmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu yatırımı yapmadan maalesef vize almanız mümkün olmayacak Amerikan konsolosluğundan. Ama yatırımınızı yapmışsanız ve bir tavsiyem de burada işler başlamış ise o zaman tabii ki Amerikan konsolosluğu size çok daha rahat vize veriyor olacaktır diye bu noktada da takipçisi sorusunu cevaplamış olalım. Çünkü kendisi bir noktada da şunu söylüyor. İşte Amerika'ya gidip gelmiş bir güvence sağlamış oluyor muyuz diye soruyor. Şimdi buradaki önemli olan nokta şu. Siz önemli olan burada yatırımınızı yaptınız. Şirketinizi kurdunuz, yatırımınızı yaptınız. Bu yatırımın miktarı 50-60 bin dolar da olabilir. Önemli değil. Bununla da malzemeleri alabiliriz diyorsunuz. Hani bu da sonuçta bir yatırım oluyor zaten. Fakat önemli olan nokta gerçekten burada başlatacağınız yatırımın ya da işin potansiyeli ve bunun istihdam yaratacağını Amerikan konsolosluğunun görmesi. Eğer Amerikan konsolosluğu bunu görürse o zaman yapacağı tabii ki şu olacak. O zaman size E2 vizesini vermekte çok daha rahat hareket edecektir. Dolayısıyla önemli olan nokta bu. Bunun dışında da bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla bu takipçimize sorduğu soruyla ilgili şunu söyleyebilirim. Önemli olan yatırımınızı yapın, işlerinizi başlatmış olun. Tabii siz çalışmadan ve iş yeri yöneticisi biri olarak ve çalışanları olarak ondan sonra gönül rahatlığıyla Amerikan konsolosluğu vize başvurusunu yapabilirsiniz diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bir takipçimiz de şunu sormuş bize canlı yayında. Amerika'ya çalışma için nasıl gidebiliriz diyor. Şimdi Amerika'ya çalışma için nasıl gidebiliriz noktasının en önemli bölümü siz Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde size sponsor olmak isteyen ya da sizinle çalışmak isteyen önce iş yerini bulmanız lazım ya da şirketi bulmanız lazım. Siz bu iş yerini ve şirketi bulursanız bu şirket ya da iş yeri üzerinden sizi Amerika'ya belli bir çalışma vizesi türüyle getirip burada çalışma imkanınıza sahip olmanız mümkün olacaktır. Dolayısıyla size ilk tavsiyem Amerika'daki bir şirket ya da çalışma ya da iş yeri üzerinden sponsor arayışında olmanızdır. Ve bu sponsor ya da bu çalışma ya da bu iş yeri size bir iş teklifi yapıyorsa onun üzerinden de çalışma vize türünü değerlendirmeniz çok daha kolay olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Amerika'da Illinois'de yaşayan bir tır şirketi sahibi olan arkadaşım benimle çalışmak istiyor ve bana sponsor olmak istiyor. Acaba neler gereklidir? Nasıl bir yol izlemeliyiz diye bu takipçimiz soruyor. Şu an sizin tabii bahsettiğiniz durumda Amerika'da bir şirket var ve bu şirket taşıma alanında yer alıyor ve sizinle çalışmak istiyor. Dolayısıyla sizi ya çalışma vizesi altında Amerika'ya getirmenin yollarına bakacak ya da size yeşil kart başvurusu yapabilir. Bu yeşil kart başvurusunu yaparak sizi Amerika'ya getirmeye çalışacak. Çünkü diyelim ki siz bu şirkette çalışacaksınız ama alacağınız vize türü eğitim ancak gerektiriyor. Eğitim üzerinden gidemeyeceğiniz bir noktada ya geçici işçi olarak getirilmeniz mümkün olabilir çalışma vizesi olarak ya da size yeşil kart başvurusu yapabilir bu iş yeri. Bunu yapma amacı da ne? İşte ben bu alanda bu kişiyle çalışmak istiyorum, bu yabancıyla ve bu alanda da başka burada işçi bulamıyorum. Çok zorluk çekiyoruz ve dolayısıyla bu yeteneklere sahip ya da bu beceriye sahip olan
bu yabancıyı getirmek istiyorum diye yeşil kart çalışmasını yapmasında fayda var. Bunları yerine getirdikten sonra tabii ki siz sürelerinizi beklettikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gelip bu iş yerinde çalışma hakkına sahip olacaksınız. DS-160 formunda Amerika'dan bir davet aldınız mı şeklinde bir soru var. Bu soru göçmenlik başvurusu yaptınız mı şeklinde mi anlaşılmalıdır diye soruyor. Şimdi bu soruyu şöyle cevaplayabilirim. DS-160 formlarında siz göçmenlik başvurusu yaptınız mı derken eğer çekiliş başvurusunu kastediyorsanız bu çekiliş başvurusunu yapıp yapmadığınızla ilgili herhangi bir soru mevcut değil. Dolayısıyla o şekilde anlam vermenize gerek yok. Ama tabii ki sonuçta siz sadece çekilişe başvurmayıp aynı anda Amerika'da bir göçmenlik vizesi başvurusu yapıldıysa sizin için daha önce tabii ki bunu açıklamanız gerekecek ve bununla ilgili sorular da vardır, mevcuttur. Ama sadece çekilişe başvuruldu mu, başvurulmadı mı diye bir soru DS-160 formunda yoktur. Tabii sizin okuduğunuz soru noktasına gereken herhangi bir davet aldınız mı noktadaki soru ya size bir yeşil kart başvurusu yapıldı mı bunu soruyordur. Ya da belki işte gittiğinizde orada bir planınız var mı? İşte kim davet ediyor? Sizi nerede kalacaksınız? Tarzı sorulan bir soruysa o şekilde cevabını veriyor olacaksınız. Sadece işte DV çekilişine başvuru yapanların herhangi bir şekilde bundan öğrenme yani bu şekilde yeşil karta başvuruldu, size bir yeşil kart başvurusu yapıldığı anlamına gelmiyor. O sadece sizin çekilişe başvuru yapmış olma durumunuzdur diye açıklamış olalım. Bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise şu yönde. Liseyi bitirmek üzereyken Green Card başvurusu yapılır mı diye bu takipçimiz soruyor. Biliyorsunuz ki bu çekiliş başvurularında şartlardan bir tanesi lise mezunu olmak. Dolayısıyla siz bu başvuruyu yaparken bu şartları yerine getirmeniz lazım. Ama siz lisede bulunuyorsanız ve başvuru yaptığınızda ve bu size çıktıysa ve lisede bulunuyorsanız o zaman maalesef siz buna hak kazanmış olmayacaksınız. Yani dolayısıyla liseyi daha bitirmiş değilsiniz. Dolayısıyla liseyi bitirmediğiniz için de bu noktada yeşil kartı alma durumunuz söz konusu olmayacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında gelen bir takipçimizden soru da şu yönde. Amerika vize başvurusu sırasında doldurulan DS-160 formunda Amerika'daki kontak kişi soruluyor. Ben bir arkadaşımı yazmıştım ancak başka bir arkadaşımız da aynı arkadaşımı göstermiş. Bunun vize almamızda olumsuz bir etkisi olur mu diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi tabii ki DS-160 başvuruları yapılırken siz de eğer Amerika'da bir iletişimde olduğunuz ya da ziyarete geleceğiniz kişi ya da kontak olduğunuz bir kişiyi sormaktadır. Dolayısıyla bu kişiler aynı yani birden fazla kişi bu kişiyi seçiyor olabilir. Sonuçta sizin ortak arkadaşınız olabilir bu. Yoksa sizin ve arkadaşınızın bu aynı arkadaşınızı göstermiş olmanız herhangi bir olumsuzluk teşkil etmez. Ama tabii bu size bu kontak kişisiyle ilgili soru sorulmayacağı anlamına gelmez. Bu kişiyi nereden tanıyıp tanımadığınızla ilgili soru sorulmayacağı anlamına gelmeyecektir. Ama burada önemli olan nokta dediğim gibi sorunuza cevap vermiş olma noktasında hayır herhangi bir olumsuzluk teşkil etmez. Aynı kişiyi göstermiş olabilirsiniz. O da bir problem teşkil etmez. Evet bugün canlı yayında gelen bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Green Card kazandıktan sonra eşim ve çocuğumu Türkiye'de bırakarak çıkış yapsam 5-6 ay gibi bir süre sonra onları rahat bir şekilde alabilir miyim? Yoksa Green Card çıktığı gibi beraber mi gitmek zorunda mıyız diye bu takipçimiz soruyor. Buradaki önemli olan nokta şu. Eğer siz Green Card sahibiyseniz yani Green Card çıktı size ve Green Card başvurularınızı yaptınız. Bu Green Card başvurularınızı siz eşiniz ve çocuklarınız beraber yapmış olacaksınız. Ve bunları beraber yaptığınız zaman Amerikan konsolosluğuna gittiğinizde Amerikan konsolosluğu size bir belli bir vize veriyor olacaktır. Bu verdiği göçmenlik vizesinde ise size belli bir süre veriyor olacaktır. Ve bu sürede de süreninizi diyelim 6 aylık verdiğini düşünelim. Bu 6 ay içinde tabii ki siz eşinizle hep beraber gelmeniz gerekmiyor Amerika'ya. Sonuçta siz tek başınıza gelebilirsiniz. Onlar da önemli olan nokta vize süreleri bitmeden, göçmenlik vizesi verilen süreler bitmeden Amerika'ya giriş yapmaları önemli. Ama eğer hiç giriş yapmazsalar ve o vize süresi geçerse maalesef yeşil kart haklarını kaybediyor olacaklar. Dolayısıyla bu noktadaki size tavsiyem Green Card çıktığında hemen gelmek zorunda değilsiniz. Size verilen göçmenlik vizesi süresi dolmadan önemli olan bütün bireylerin
Amerika'ya giriş yapıp green card'larına sahip olmalarıdır ve almalarıdır diye takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Eşimin diyor Azerbaycan'da gümrük okulu diploması var. Amerika'da yüksek lisans yapıp çalışabilir mi? Bunun için ne yapmalıyız diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi eşinizin tabii ki Amerika'da yüksek lisans yapmasında bir engel yok. Kendisi eğer burada yüksek lisans yapmak istiyorsa bu anlamda başvurularını yerine getirecektir. Bu başvurularını yerine getirip diyelim okuldan kabul alırsa ve okula başvuruyu yapıp I-20'sini de alırsa ve bununla beraber Amerikan konsolosluğuna F1 vizesi başvurusu yapabilir. Bu başvuruyu yaptıktan sonra F1 vizesini alır almaz Amerika'ya gelip yüksek eğitimini yapmasında herhangi bir engelle karşılaşmayacaktır. Ve bu yüksek lisansdaki programını bitirdikten sonra da okuluyla tabii öncesinde görüşüp netleştirmesi önemlidir. Okulundan bir yıl çalışabilme iznine sahip olacaktır. Dolayısıyla programı bittikten sonra OPT denilen bir yıllık çalışma izni alıp Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışma deneyimine sahip olabilir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bir şey daha eklemiş olalım bu Azerbaycanlı kardeşimiz için. Şu da önemli, yüksek eğitimini yaparken okulun izin vermesi ölçüsünde okul içinde de okul dışında çalışma imkanına da sahip olabilir. Önemli olan bu noktada okuldan izin almış olmasıdır diye takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, şimdi bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Kendisi şunu söylüyor, bugün canlı yayında gelen soru. Devlet projeleri yapıyorum, Türkiye'den mühendis getirebilir miyim diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi sizin tahmin ettiğim kadar Amerika'da bir şirketiniz var ve bu Amerika'daki şirketiniz devlet projelerine giriyor ve ihalelerini alıp bu ihaleleri yerine getiriyor. Ve örnek veriyorum, farz edelim ki bu inşaat sektörü mühendis dediğiniz için ve Türkiye'den de mühendis getirmek istiyorsunuz. Sonuçta sizin Amerikalı firmanızın, Amerika şirketinizin Türkiye'den yabancı işçi getirmesinde bir engel yok. Bu noktadaki gerekli H1B çalışma vizelerine her yıl başvuru hakları var. Bu şekilde başvuru yapabilirsiniz. Ya da yeşil kart üzerinden getirmek istiyorsanız yeşil kart üzerinden sponsorluk başvurusu yapıp mühendislerimizi Amerika'daki şirketimize çalışmak için getirmeniz mümkündür. Tabii bunun dışında H1B dönemini kaçırıyorsanız diğer çalışma vize türlerine de bakmanız mümkün olabilecektir. Fakat önemli olan bir nokta, devlet projelerini yaptığınız için bu projelerden dolayı siz yabancı işçi alımı yapıp yapamayacağınız noktasında da tabii ki girdiğiniz projenin şartlarına bakmanızda fayda var. Örnek veriyorum, mesela finansal sektörle olan ilgili bir durumda mesela bu sektörün içinde yer alan firmalar yabancı işçi alamıyorlar. Ama sizin böyle bir engelle karşılaşacağınızı düşünmüyorum. Ama tabii aynı anda da sizin katıldığınız projelerin sizden olan beklentilerine bakmanız lazım. Hani mesela ne diyecek, işte şirketin sahibinin Amerika vatandaşı olması lazım. İşte ya da bu çalışacak firmanın nerede bulunma noktasında, Amerika'da mı bulunuyor, Amerika'da mı üretim yapıyor? Bu tip şartlarla gelebilirler ama bu her türlü projeye göre değişebilir. Bu noktada projenin şartlarına bakmanızda fayda var. Yoksa herhangi bir engelle karşılaşacağınızı düşünmediğimizi de tabii dile getirmek istiyorum. Bugün canlı yayında gelen diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Türkiye'den yapılan E2 vize başvuruları kaç gün içinde sonuçlanıyor diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Tabii bu takipçimizin sormak istediği nokta Türkiye'deki Amerikan elçilikleri ya da konsolosları üzerinden yapılan yatırımcı vize başvuruları ne kadar günde sonuçlanıyor diye. Tabii burada iki durum var biliyorsunuz. Bir tanesi Amerikan konsolosluklarına yapılan başvuruda öncelikle randevu alabilme tarihi. Önce bir randevu beklememiz gerekecek. Bu da Amerikan konsolosunun yoğunluğuna göre değişiyor. Genelde gördüğümüz iki haftayla birkaç ay arasında şu an randevu veriyorlar. Dolayısıyla randevu tarihi belli oluyor. Randevu tarihi belli olduktan sonra siz Amerikan konsolosluğundaki mülakatınıza gittiğinizde genelde o gün sizle görüşme yapan görevli vizenizi alıp alamadığınızı size iletiyor olacak. Eğer vizenizi aldığınızı size iletiyorsa, onayladığını iletiyorsa genelde bir haftayla 10 gün arasında ya da birkaç gün içinde pasaportunuz vize basılmış şekilde belirttiğiniz posta adresine ya da postaneye ulaşmış olacaktır diye takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen, bugün canlı yayında gelen soru da şu yönde. Amerika vize görüşmesi sırasında ödünç para ile hesabımızda dolar göstersek bize bir sıkıntı olur mu diyor bu takipçimiz. Siz eğer normal diyelim turist vizesine başvuru yapıyorsanız ve bu turist vizesine başvuru yaparken hesabınızda
belli bir para bulunuyorsa bu paranın tabii ödünç para olması demişsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaratır mı diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz eğer hesabınızda belli bir para varsa ve bu paranızın olduğunu Amerikan konsolosuna belirtiyorsanız Amerikan konsolosuna şunu demiş oluyorsunuz. Benim yeterli gelirim var, yeterli birikimim var. Ben bu birikimimle beraber Amerika'ya gidiyor olacağım, orada geziyor olacağım demiş oluyorsunuz. Dolayısıyla siz oraya ödünç bir para koymakla ya da daha şöyle söyleyeyim, işte para aslında yok ama parayı alıp hesabınıza koyuyorsunuz ve sonra çıkarıyorsunuz yapmakla aslında çok doğru bir bilgi Amerikan konsolosuna vermemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu noktalarda tabii şurayı yanlış anlamayın. Sonuçta size aileniz ya da arkadaşlarınız ödünç para da verebilirler, borç para da verebilirler. O ayrı bir nokta. Bu parayı almanızda bir engel yok ya da bu paranın sizin hesabınıza girmesinde hiçbir problem yok. Ama şu şekilde yapmanızı tavsiye etmem. Hani hesaba yatıp aynı gün ya da ertesi gün hesaptan çekmenizi tavsiye etmem. Çünkü ondan sonra Amerikan konsolosuna yanlış bilgi vermiş olursunuz. Ama yoksa size bir ödünç para verilmesi, bu ödünç paranızın da hesabınıza girmiş olmasının herhangi bir problemi yok. O parayla siz yani o paranızsa eğer o parayla da başvuru yapmanızda bir engel olmadığını bu değerli takipçimize iletmiş olalım. Amerika'da bulunan bir şirkete yarı yarıya ortak olsam E2 vizesi alabilir miyim diye bu takipçimiz soruyor. E2 vizelerine başvururken kişiler şunu yerine gelmesi gerekiyor. Eğer diyelim bu kişi Türk vatandaşıysa öncelikle ne olacak? Siz Türk vatandaşı olmanız gerekiyor. İki, yatırım yapıyor olmanız lazım ya da hisseyi satın alıyor olmanız lazım. Ve bunun da en az şirketin %50 değerinde olması lazım. Dolayısıyla siz eğer bir şirkete yarı yarıya ortak oluyorsanız o zaman şirketin %50'sine ortak oluyorsunuz demektir. Ve %50'sine ortak olduğunuz için de siz E2 vizesi başvuru yapma hakkına sahip oluyorsunuz. Çünkü burada belli kriterleri en azından yerine getirmiş olmanız lazım. Ve bu kriterler içinde de tabii ki en az %50'sine sahip olmak gerekiyor. Ve siz bu sayede Türk vatandaşısınız. Amerika'daki firmanın %50'sini satın alıyorsunuz ve yatırımınızı yapmış oluyorsunuz. Ve burada şirket aktif bir şekilde ilerliyor. Ve o zaman sizin Amerikan vizeniz için, E2 vizeniz için Amerikan konsolosuna gelecekse oraya gerekli dosyalar hazırlanıp başvurular yapılabiliyor. Ve siz de onun üzerinden E2 vizenizi alıp Amerika Birleşik Devletleri'ne gelip bu ortak olduğunuz firmayı ve yatırımınızı yönetme hakkına sahip oluyorsunuz diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, canlı yayında bugün gelen başka bir soru da şu yönde. E2 vizesi için Amerika'ya para aktaracağım. Amerika'daki banka hesabı şahsi hesap mı olmalı? Amerika dışındaki şahsi hesabımdan Amerika'daki firma hesabına mı aktarsam olur mu diye takipçimizin bize sorduğu bir soru var. Şimdi E2 vizesi için siz Amerika'ya yatırımınızı getirecekseniz önemli olan nokta bu yatırımınızın kaynağını kanıtlayabilmeniz. Ve bu yatırımınızın ülkenizden Amerika'ya gelme rotasında ya da yolunda hangi aşamalardan geldiğinde kanıtlıyor olmanız. Bunu kanıtlayabildiğiniz sürece yatırımınızı sağlam yapmış olacaksınız ve E2 vizesine çok daha rahat gidiyor olacağız. Ve bu noktada da şunu söyleyebilirim. Bu yatırımınızı yaptınız ve bu yatırımınızın gelme noktasında yatırımınız isterse direkt sizin şahsi hesabınıza gelebilir. Türkiye'deki şahsi hesabınızdan çıkıp ya da şirketin hesabına gelebilir. Bunda bir problem yok. Önemli olan kaynağını kanıtlayabileceğimiz şekilde ister şahsi hesabınıza ister şirket hesabınıza gelsin. Bu şekilde adımlar atılması gerekecek. Tabii ki bu noktada dikkatli olunmasını özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü çok sorun yaşayanlar oluyor sonra ve bu noktada da eğer avukatınızla çalışıyorsanız her adımda çalışmanızda fayda var. Çünkü daha sonra tamir edilemeyecek hatalara girilebiliyor. Özellikle paranın kaynağı ve paranın getirilip yatırım yapılması aşamasında. Dolayısıyla bu adımları atmadan avukatınızla dikkatli çalışma yapmanızda fayda var diye bu takipçimizi yönlendirmiş de olmak istiyorum. DZ-160 formunda Amerika'da kontak kişi ya da organizasyonunuz var mı diye soru vardı. Hayır deyince soruyu geçemiyorduk. Mecburen tanıdık ismi verdik. Sakıncası var mı? Çünkü o kişiyi çok tanımıyoruz. Bize onunla ilgili ne sorarlar diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi ben tabii bu takipçimiz birkaç soruyla geliyor şu an. Farkındayım, o bölümü açmak istiyor. Şunu tavsiye edebilirim size. Şimdi öncelikle buradaki önemli olan nokta şu. İlla sizin Amerika'da birinizi tanımış olmanız gerekmiyor. Fakat eğer siz hiçbir tanıdığınız yoksa ve Amerika'ya geliyorsanız
O zaman siz şunu yapmanız gerekecek. Eğer nerede kalacaksınız, örnek veriyorum. Eğer gelip bir otelde kalacaksanız, o zaman o oteli gösterebilirsiniz kontak yeri ya da bölgesi olarak. Dolayısıyla illa bunun bir kişi olması gerekmiyor. Sadece burada belirtilmek istenen, eğer birini tanıyorsanız onu bize bildirin diyorlar. Bunu tanımıyorsanız da ve sizin seyahat planınız içinde o zaman bir otelde kalacaksanız bunu belirtebilirsiniz. Yoksa tanımadığınız bir kişiyi tabii belirtmenize fayda olduğunu ben de düşünmüyorum. Dolayısıyla size tavsiyem, önemli olan nokta, eğer bir arkadaşınızın arkadaşıysa belirtebilirsiniz bu kişiyi. Yoksa kalacağınız yer ya da o yerin sahibi ya da bir otelse otelin bilgilerini kalacağınız kontak yeri olarak belirtmenizde fayda var. Sonuçta buraya geliyor olacaksınız ve kalıyor olacaksınız. Hani bunu belirtmenize bir engel görmüyorum. Green Card işlemleri sırasında posta kutusu kiralasak, evraklarımız için de o adresi versek bize problem yaratır mı acaba diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi tabii Green Card işlemlerinizi yaparken şunu unutmayın. Posta adresi, tabii ki postalarınız kaybolmasın diye mailing dedikleri posta adresi kullanabilirsiniz. Fakat aynı anda siz sonuçta bir fiziksel bir adres de belirtmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu fiziksel adresi belirtmek için de önemli olan nerede kalacağınız, nerede oturacağınızı belirtiyor olmanız bu Green Card sürecinde. Eğer bunu belirtmezseniz bu noktada sorunlar yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla tavsiyem size posta kutusu adresini sadece mailing adresi olarak kullanın ama fiziksel adresinizi aynı anda dile getirin. Bir soru da şu yöndeydi takipçimizden gelen. Ben geçici vize süresiyle buradayım. Fakat burada kalış süremi şu an kaybetmiş durumdayım bir ayla. Dolayısıyla ne yapabilirim, ne yapmalıyım diye bu takipçimiz canlı yayında şu an bize sorduğu sorulardan bir tanesiydi. Şimdi siz tabii Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu kalış sürenizin, geçici sürenizi bir ay bile geçirmiş olsanız maalesef statü ihlali yapmış oluyorsunuz ve Amerikan vizesini kaybetmiş sayılıyorsunuz. Bu saatten sonra eğer burada kaldıkça yasal sürenizi ihlali başlamış oluyor ve devam etmiş oluyor. Dolayısıyla size tavsiyem en kısa sürede ülke dışına çıkış yapmanız, özellikle 6 ayı geçirmemeniz burada. Çünkü 6 ayı geçirirseniz ya da 1 yılı geçirirseniz, eğer 6 ayı geçirirseniz yaklaşık 3 yıl geri gelemiyorsunuz. 1 yılı geçirirseniz de 10 yıl gelememe yasağıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Dolayısıyla eğer bu kadar bir kısa süreyle ihlali yapmışsanız, size tavsiyem eğer ülkenize geri dönmeyi planlıyorsanız en kısa sürede çıkış yapmanız. Eğer dönme gibi bir durumunuz yoksa, kalmak istiyorsanız, o zaman tavsiyem en kısa sürede bir avukatla görüşüp durumunuzu değerlendirmenizde fayda var. Umarım faydalı olmuştur bu takipçimiz için sorumuz. Dikkatli olmasında fayda var. Çünkü sonuçta bir yasal statü ihlaliyle karşı karşıya kalmış durumdadır.